Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım babam? Sohbet muhabbet. Alo, Sunu Hanım. Ay kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da. Ben de tam sizin dükkanın önünden geçiyordum. Dükkanın önünden mi geçiyorsunuz? Yani sizin ilgilendiğiniz dükkan demek istedim. Az önce mal sahipleri aradı da. Aa, ne dediler? Size her türlü kolaylığı göstereceklermiş. Hatta teklifinizin yarısını bile kabul ediyorlar. Yani burayı çok istediğinizi biliyorum. Kaçırmayın bence bu fırsatı. Yok, ben artık ilgilenmiyorum orayla. Mal sahiplerine teşekkürlerimi ilettiğimi söylerseniz sevinirim. Ama siz yine de bir daha düşünün, olur mu? Sonuçta dükkan yıllardır böyle bomboş duruyor. Tamam tamam, ben bir değişiklik olursa haber veririm size. İyi günler. Ne değişiklik olacak ki kızım? Bir değişiklik olacağından değil ya. Sadece ilginç, bu mal sahipleri yıllardır kimseye vermiyorlarmış dükkanı. Şimdi bir anda böyle bana vermeye can atıyor gibiler. Ama önemli değil. Konu kapandı. Geri dönmeyeceğine yemin ettin. Eğer çocuklarım üzerine gölgen düşerse. Hayırdır Şevket? Ne mırıldanıp duruyorsun? Yok bir şey Ekrem, iyiyim, iyiyim. İyi o zaman. Hadi gel tavla oynayalım. Tamam, tamam geliyorum şimdi. Alo babacığım. Ha, ne oldu kızım? Ya babacığım sen neredesin? Ben çıkacağım da. İşte benim biraz daha işim var. Sen çıkacaksan Rafet'e söyle, o dursun dükkanda. Vallahi inanmayacaksın da onun da işi varmış babacığım. O zaman Tomtom'dan rica edin kızım, ne diyeyim? Ben gelirim birazdan. Tamam babacığım, tamam. Ne diyor? Git sen hadi git. Dururum ben. Hadi görüşürüz. Merhaba. Şevket Bey değil mi? Evet. Burayla siz ilgileniyormuşsunuz sanırım. Ya aslında burası kiralık ya da satılık değil. Nasıl yani, anlamadım? Şöyle, buranın mal sahibi kimseye vermek istemiyor burayı. Zaten içerisi de çok döküntü. Şurada çok güzel bir yer var, ben size orayı göstereyim. Hanımefendi, siz müşteri mi seçiyorsunuz? Çok pardon Şevket Bey ama anlamadım ben. İşte burayı kiralamak istiyormuşsunuz, kiralıyormuşsunuz, ben biliyorum. Ya evet, bir kızcağız vardı ama... çok da istiyordu burayı. Mal sahibi de bir tek ona evet demişti. Yalnız o vazgeçti. Yani ortalarda da yok. Siz bana şu mal sahibinin telefonunu verir misiniz? Ya kusura bakmayın ama ben telefon falan veremem. Öyle mi? Burayı kiralamak istediğiniz kız benim kızım. Buranın mal sahibine, o ismini söylemek istemediğim kadına söyleyin, benim kızımdan uzak dursun. Yoksa ben onu bulurum. Benim gözümü kararttırmasınlar.